Fethürk'ün Çanakkale Destanı 1915 Çanakkale Köprüsü ile taçlandı. Asya ve Avrupa'yı Çanakkale Boğazı'nda birbirine bağlayan köprü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Erdoğan köprüyü Türkiye'nin tarihe damgası olarak tanımladı. Açıklanan köprü geçiş ücreti de sürpriz oldu. İzleyelim. Çanakkale Zaferi'nin nişanesi Türkiye'nin tarihe damgası. 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Çanakkale Köprümüz vatana, millete, ümmete hayırlı olsun, ümmeti İslam'a. Zaferin 107. yılında Çanakkale tarihi bir gün daha yaşadı. Çanakkale Boğazı üzerinde inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandı. Takvimler 18 Mart 2022 ve beklenen an geldi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına az bir süre kaldı artık. Hazırlıklar bu noktada tamam. Bulunduğumuz bu alan Avrupa yakası, yani Gelibolu tarafındayız. Kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu noktaya gelecek ve 1915 Çanakkale Köprüsü resmi olarak hizmete alınacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Güney Kore Başbakanı Kim Bo-kyum, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Seyit Onbaşı'nın o yenilmez denen armadayı, çelikle kaplı yenilmez denen zırhlıları 7 saatte şu boğazın sularına gömen o ruhun, o ruhu anlayabilecek, idrak edebilecek insanların yapabileceği bu eserlerin açılışına geldik. Hazırlık aşaması 10 yıl süren köprünün yapımı 4 yılda tamamlandı. Kamu özel işbirliği modeliyle yapılan köprü ve otoyol 2,5 milyar euroya mal oldu. Biz burada sadece boğazın iki yakası arasındaki bir köprüyü hizmete açmıyoruz. Biz burada Türkiye'nin bugünüyle geleceği arasında giderek daha da güçlenen bir kalkınma köprüsü kuruyoruz. Köprü 2023 metreli, dünyanın en uzun açıklıklı köprüsü olma özelliği taşıyor. 318 metreli kule yüksekliğiyle de dünyada bir numara. Köprümüzün isminin başındaki 1915, Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı, en ibretlik, en canhıraş mücadelelerine sahne olan Çanakkale'de deniz zaferini kazandığımız yılı, kule yüksekliği 318 metrede Mart'ın 18'ini ifade ediyor. Orta açıklığın uzunluğu 2023 metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedeflerimizin remzidir, işaretidir. 1915 Çanakkale Köprüsü her türlü afete karşı dayanıktı. Köprü ve otoyol akıllı ulaşım sistemleriyle donatıldı. Bundan sonra biz rüzgarın ne yandan estiğine değil, kırdığımız zincire, bitirdiğimiz esarete ve zillete, kavuştuğumuz hürriyete, kulak kesildiğimiz masumun sesine, ram olduğumuz milletimizin istikametine, şaha kaldırdığımız ülkemizin kazanımına bakacağız. Köprüyle boğazın iki yakası arasındaki mesafe 6 dakikaya indi. Köprü zaman, akaryakıt ve çevresel olarak yılda yıllık 415 milyon avro kazanç sağlayacak. Küresel ekonomik sistemin yeni baştan düzenlendiği şu dönemde ülkemizin yatırım, insan gücü, üretim, ihracat potansiyeliyle öne çıkmasında bu projelerin payı çok büyüktür. Peki köprüden geçiş ücreti ne kadar olacak? Fiyatı da açıkladı Erdoğan. Bir de müjde verdi. Otomobil geçişleriyle alakalı fiyatı bizler 200 lira olarak belirledik. Bir hafta ücretsiz. Bismillahirrahmanirrahim. Köprünün kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kore Başbakanı ve diğer davetliler birlikte kesti. Beklenen an geldi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan an itibarıyla gerçekleştirdi. Çanakkale'mize, Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun.
teşekkür ederim. Bu tarihi ana Türk yıldızları da havadan eşlik etti. 1915 Çanakkale Köprüsü açılırken onlar da Çanakkale semalarında gezdi. Kore Cumhuriyeti Başbakanı. Açılışın ardından iki lider köprüyü araçla geçti. Birlikte seferdeyiz en son nefese kadar. Zalime dur diyeniz...